Bak, Polat Alemdar. Şehit oldun mu? Oğlum. Ateşim. Şehit anılır ağlamaz ana. Oğlunun mekanı cennet. Şehit anaları ağlamaz. Nadir'im askerde şehit oldu. Peki Nazif'im, o da daha çıktı öldü. Bizde o bile yok. Aha, bu da sonuncusu. Ben bununla ne yapacağımı şaşırdım o. Allah onun acısını göstermesin sana. Buyurun, gideceğiniz yere kadar bırakayım sizi. Nereye o? Gidecek yerim mi kaldı? Oğullarımı toprakta yatarken bana yaşamak haram. Aha, bu Arif'imi bırakacak bir yer bulsam. Aha, burada ölmeye razıyım. Ana, yapma böyle. Ne olur kalk. Ana! Ana, bak, üzüyorsun Arif'i. Oo, söyle bana, Arif'im ne olacak ha? Bu kuzumun akıbeti ne olacak? Sen merak etme. Bak, ben var, abisi var. Öyleyse al kuzumu benden. Ben kendimi şuracığa gömeyim. Oğullarımın, Nadir'imin, Nasif'imin olmadığı toprakta yaşayıp da ne yapacağım? Ana, ağlama. Ama yapma diyorum. Abi, bizi getir. Diyorum hiç. Sen şehit anasısın.
Ya öbürü? Öbür oğlum ne olacak? Ona ne diyeyim de ağlamayayım oğul? İkisini de ben doğurdum oğul. Onlar benim yavrularımdı, canlarımdı. Ama şimdi yoklar. Onların acısını anı olmayan bilmez oğul. Ateş düştüğü yeri yakar. İçim yanıyor oğul, içim. Nice canlar gitti. Ocaklar söndü de bitmedi bu kavga. Olan analar, ana kuzuları ne oluyor? Kuzuları da kurtlar boğuyor. Babaları nerede kuzularının? Öldü gitti. Nerede şehit oldu oğlum? Vazat'ta. Pusuya düşmüş. Yemişler iyiydi mi? Hangisi büyüktü? Nadir. Nasip insaftı. Nadir'i bahane ettiler. Geldiler aldılar. Senin kardeşimize kurşun attı diye. O da gitmem diyemedi. Hadi diyemedin be oğul. Niye kaçıp sığınmazsın? Erhan onu düşündü. Bir de ablamı. Kızın da mı var? Benim öyle bir kızım yok. Adı ne? Ser. Boyu devrilsin. Niye beddua ediyorsun kıza? Hak ediyor. Etmiyor. Nazif'i kandıranlar onu da kandırmıştır. Farkı ne? Hadi o okumamış, cahildi. Bu kalkmış yüksek mektebi kazanmış. Yine de mi cahil? Hadi o erkektir bu kız. Sanki bu kadar acıyı ben çekmemişim. Sanki ağabeyleri ölmemiş. Sanki geride bir kardeşi yok. Sanki... Benim sütümü değil de çiğ süt emmiş. Olmaz olsun öyle evlat. Nerede şimdi? Benim öyle bir kızım yok diyorum. Sen hala nerede diyorsun? Cehennemin dibinde. Ablam eczacı olacak Polat abi. Nerede ablan Arif? Beni özleyince gelip görüyor da anam bırakmıyor ki. Sen okuyor musun? Ben okumuyorum, ben seyrediyorum. Seni de görmüşüm televizyonda. Seni okula yazdıralım. Hem oku hem seyret. Olur mu ana? Nasıl bırakayım gınalı kuzumu? Aklım onda kalır. Seher Akyıldız. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi. Bu kızı bulun getirin. Kim ki bu kız? Abdülhey'e de söyle, bu kızın dosyasını sorsun. Katıldığı bir şey, bir eylem var mı? Hangi örgüt? İşte onu Abdülhey öğrensin Hikmet. Usta, söylemeyecek misin mevzuyu? Bu kız kim? Misafirlerin kim? Bu kız misafirin kızı.
Misafirler de Tanrı misafiri. Mevzu ne? Terör. Ne tesadüf. Benim halamın ismi de Refika'ydı rahmetlinin. Hala diyebilir miyim size anne? Nasıl istiyorsan onu de oğul. Hala diyeyim ki yeğenime de yeğenim diyeyim. Adın neydi yeğenim? Arif. Karnın aç mı Arif yeğenim? Tok abisi, tok. Ne var ki? Hakikaten halam gibisin hala. Bir girme yeğenimle arama. Burada bir tükürüklü köfte var Arif. Bak daha söylerken tükürükler gelmeye başladı. Söyleyeyim yer miyiz birer buçuk? Yeriz yeriz. Pirmiz canım. Bize birer buçuk, kendine de bir köfte söyle. Ayran da söyle. Benimki diyet olsun. Ayran diyet olur mu oğlum? Yağsız yoğurttan yapıyorlar Pirmizciğim. Direnme. Künefe de söyle Pirmiz. Ama bu son. Bir daha hatırlatmayacağım. Yemeğin üstüne tatlı. Periz ne olacak şimdi? Pilot perizi bu. Et serbest. Nişasta yok. Halam halam. Hep bunlar büyük şehir sıkıntısı. Köyde perizi sarılık olanlar yapardı. İnsan her şeyi bırakıp dönesi geliyor. Dönülecek yer olsa dönülür o. Hala yanlış bir şey mi dedim? Üzdün mü seni bilmeden? Üzmedin o. Hatırlattın yalnızca. Benim de oğullarım senin yaşlarındaydı. İyi de usta. Biz ne yapacağız? Bilmiyorum Hikmet. Kadıncağızın iki oğlu da bu vatanın evladıydı Hikmet. Onların kanı bu topraklara döküldü. Şimdi bir oğlu bir kızı kalmış. Bizden yardım isteğini ne zaman geri çevirdik ki? Bu işin polisi askeri var. Kaymakamı valisi var. Bu dipsiz kuyu usta. Nereye kadar gidebiliriz ki? Polisin askerin anası babası yok mu? Onların feryadı benim için her şeyden önemli. Usta, terör diyecekler, örgüt diyecekler. Bu işte kimseye derdimizi anlatamayız. Derdi olanın derdini dinlerim. Dert çıkaranın başına dert olurum. Benim elimden bu kadarı gelir. Tamam usta, anladım. Daha yoldayız. Bir iki saat alır. Varınca haber veririz abi. Can Polat mı? Hı hı. Da söyleseydin merak etmeseydi. Onu merak etmemiş. Birileri gelmiş onu diyor. La kim gelmiş? Ne bileyim dayı, anlamadım ki. Birinin kızı örgüte kaçmış, onu bulacakmışız. Hangi örgüte? La ne kızıyorsun yeğenim? Ne kızacağım dayı? Yo yo yo. Senin bu sıralar pek keyfin yok. Yo. İşte ben de onu diyorum. Niye keyfin yok? Kıza mı canın sıkıldı? Hangi kıza? Can Polat'ın dediği kıza. Tanımam etmem dayı. Niye canım sıkılsın? O zaman niye keyfin yok? Dayı. Seninle operasyona gitmedik ya daha evvel. Bu benim normal halim. La Allah anormal halinden korusun o zaman yeğenim. Operasyon dediğinde ne var? Gideceğiz, bakacağız. Dediğimizi yapmamışlarsa kulaklarından çekeceğiz, döneceğiz.
Yok ya. Herifler örgüt için toz satacaklar. Biz kulaklarını çekip döneceğiz, öyle mi dayı? Ya insanları bir kazanmaya bak. Her beğenmediğini yok edemezsin. La bazen de yok et. Ne yapalım? Görev zararı diye bir şey var. Dağın yamaçlarına yaslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına. Abim bunların yerini bir bulsunlar dedi. Kim ki bunlar? Orasını karıştırma aga. Sabıkalı olan var mı? Orasına da sen bakacaksın aga. Patron ne dedi teklifi? Daha söyleyemedim. Ama zor kabul eder gibi geliyor. İnşallah kabul eder. Devlet görevini kabul etmemek olmaz usta. Ben bilmem. Ne zaman halledersin bizim işi? Bir bakalım dosyalarını. Özel bir sıkıntı yoksa haftaya... Abim bunların yerini bir bulsunlar dedi. Kim ki bunlar? Orasını karıştırma aga. Sabıkalı olan var mı? Orasına da sen bakacaksın aga. Patron ne dedi teklifi? Daha söyleyemedim. Ama zor kabul eder gibi geliyor. İnşallah kabul eder. Devlet görevini kabul etmemek olmaz usta. Ben bilmem. Ne zaman halledersin bizim işi? Bir bakalım dosyalarını. Özel bir sıkıntı yoksa haftaya hallederiz. Efendim? Tamam. Yanımda. Söylüyorum şimdi. Eyvallah. Alper, bir isim daha yazdıracağım oradakilerden hariç. Seher Akyıldız. Dosyasına bir bak bakalım. Kimin neyi, kimin nesi bir öğrenelim. Abdüley, siz bir iş çeviriyorsunuz ama... bak sonra kabak benim başıma patlayacak. Ondan sonra uğraş ki kitabına uydurayım. İşiniz ne? Bu kız acilmiş. Hemen istiyorlar bilgilerini. Hı hı. Eyvallah. Aç ağzını bakayım. Aa, aç aç. Aa, oh. Bu sakallı danya ki büyüyünce sakalların çıksın. E halam sen bir şey yemedin. Ziyade olsun oğul. Afiyet şeker olsun. Sevdiysen bir tane daha söyleyeyim Arif. Ne zaman istersen gelirsin. Ben de sana künefe ısmarlarım. Hem bazen arabayla gezip çapkınlık da yaparız. Senin araban cip mi herhalde? Yok. Polat abi kurumsal kimliğimiz gereği cipleri yasakladı. Hep binek otomobil kullanıyoruz. Sen cipi nereden biliyorsun kerata? Oho, onun bilmediği mi var? Maazallah o. Maşallah, maşallah. Ferhat abinin bir cip var. Üf, 4x4. Ne yapsın Ferhatlar? Baktılar ki daha delmekle kıza kavuşamıyorlar. Mecbur cip. Abi çıkacak mı Erhan? Nevzat'la sen beni abinin sekreteri yaptınız ha. Polat Bey geldi mi? Polat Bey ne zaman çıkacak? Polat Bey müsait mi? Azim bir telesekreter tutun kendinize. Birileri geliyor, tetikte olun. Abi birileri geliyor. Haloymuş. Dayı hoş gelmişsin. Dayı ne yaptın? Bu toz işine girmişler.
Çocuklar mümkün değil ilk seferde sorduğunun doğrusunu söylemezler. Peşin peşin indirelim ki yeğenim belki bir cevap alırız. Götürün bunları içeri. Her yer arayın. Kırılmış mırılmış olmasın dayı. La bir yumruğa kırılacak bile. Keser atarım be. La bu deyusların dolaplarında buzlu yoktur ki elimize saraydık. Kızım okuluna git. Kimlerle arkadaşlık eder? Nerelere takılır? Derslere devam ediyor mu, etmiyor mu? Eylemlere katılıyor mu öğren. Kızı okulda bulamazsan yerine izini bul. Bulur bulmaz da buraya getir. Tamam abi. Nefes bile almasın. Direnir mirenir sonra başımız belaya girmesin. Bir şey olmaz abi. Milletin dikkatini çekme. Abisinin arkadaşıyım falan de. Yalnız da gitme. Pürmüzü mü alsan yanına? Ne gerek var abi, ben hallederim. Nasıl halledecekmişsin anlat bakalım. Kızı gördün. Gittin yanına. Ne diyeceksin? Buyurun. Polat ve Emdar sizi görecek mi diyeceksin? Abi sen de bizi iyice çömez yaptın. Bir bulalım. Gerisi kolay. Neresi kolay? Sen o kızları biliyor musun? 2 dakika konuşsa seni bile ikna eder davasına. Hikmet abi ne kadar abartıyorsun ya. Tamam anladım. Halledeceğim. Başımıza ne geldiyse abartmayın bu işlerden geldi. Konuş konuş. Devlet gibi konuş. Yürürüm ben seni. Halo dayı, elini ayağını öpeyim. Sen bunları benden iyi biliyorsun. Ben nasıl yok diyeyim, yapmıyorum diyeyim. Laftan anlar insanlar mı? La kafasız. Ben yapmıyorum demeyecektin ki. Polat Alemdar yapan affetmiyor. Gidin derdinizi ona anlatın diyecektin. Abi örgüt Polat Alemdar tanır mı? Ne konuşturuyorsun bu iti dayı? Sıkalım kafasına geçsin. Abi kurbanınız olayım. Ya ben o manada demedim. Bu herifler böyle. Beni bunlardan kurtarın. Lan yalan söyleme namussuz herif. Örgütün toz işi mi var İstanbul'da? Abi ben de anlamadım. Bunlar bir tuhaf. Genç çocuklar. Hem onlardan gibiler hem değil gibiler. Yoksa eskiden getirip satıyorlardı burada. Bunlar bize yaptırıyor. Kimlik mi gösteriyorlar lan biz filancanın adamıyız diye? Yok Memati abi yok da. Anlıyorsun ne olduklarını. Sana talimat veren kim? Şey Memati abi. Lan! Ferhat Kotatlı bir abi. Başka? Başkası yok dayı. Lan oğlum, sen karıştırıyorsun bir iş, bunların üstüne atıyorsun. Dayı kolayı var. Açın çuvalları. İçindekilerin hepsini kuyuya boşaltın. Abi beni öldürürler. Ya seni niye öldürsünler? Sana diyecekler ki mallar nerede? Sen de diyeceksin ki Polat Alemdar uyuşturucu yapanı, satanı, alanı... Bu Ferhat nasıl bir tip? Dur. Satmışlar mı bizi Ferhat? Refika Ana, annemler yemeği bekliyor. Zahmet verdik oğul. Bize müsaade et, biz evimize gidelim. Gittiğimiz evde eviniz. Hem Arif Ömer dedesiyle tanışacak. Nazife nenesiyle tanışacak. Sen benim kuzuma Golganat geleceksen, yanına alıp sahip çıkacaksan, ben senin bir ömür kölen olurum. Nerede görünmüş ananın köle olduğu? Sen bir ömür hem Arif'e hem bize analık yapacaksın. Bir daha ablama. Arif'imle siz bana yetersiniz. Benim kızım yok.
Polat abi aynı benim halam. Onun da büyük kız Halime evden kaçmıştı. Benim böyle bir kızım yok. Halime topraklara gelsin deyip geziyordu. Bir gördü nasıl ağlıyor Halimem diye. Hala yüreği işte. Bu burma bıyıklı oğul pek fena. Beni bile bu acılı halimle güldürdü ya. Estağfurullah. Hadi çıkalım. Memat abinler gelecek, bir yere kaybolma. Emredersin abi. Ne var Nevzat? Evet çıktı abi. Ben ne bileyim nereye gidiyor. Her an her yerde olabilir. 24 saat tetikte olacaksın. Hem sen ne soruyorsun? Evlenip barklanıp silahını gömmüşsün. Böyle adrenalinli işlerle ne uğraşıyorsun? Libido Nevzat. Libido mibido ayıp oluyor Aran. Tamam ya kapat. Sana bir şey soran da kapat. Aran'ın pürmüzü olur biter. Bu cep telefonu ya dışarı çıkaran yok cebinden. Libidon ne demek kızıyor ya? Bidon. Konuşma kız cahil cahil. Ne biçim muhtar kızsın? Oku öğren her bir şeyi. Hiçbir şey öğrenemiyorsan git nazifaneden öğren. Bu nasıl çay sarı? İşim var bir daha çay demleyemem. Nazifaneyle yemek yapacağız. Polat abi gelecekmiş akşama. O zaman ne çay veriyorsun kız? Bir Erhan bir sen ömrümü yediniz. Nevzat evladım. Öğrendim Ömer baba öğrendim. Geliyormuş Polat abi. İyi. Hülya geliyor mu oğlum? Geliyor Nazif anne geliyor. Gelinin geliyor. Hı. Koş kız Hülya. Nazif annem seni bekliyor. Buyurun abi. Buyurun. Sağ ol. Buyur abi. Sağ ol. 317 Şeref. Sivas Lisesi'nde öğrencinin. Buyurun. Sağ olasın. Hoş geldiniz hocam. Buyur yeğenim. Sağ ol amca. Sen de sağ ol. Börek de verseydin çocuğa. Ne öyle kuru kuru yiyecek elmayı. Yazık içi bayılacak çocuğun. E çıkar da verelim. Kuru kuru yeme yeğenim. Amca zahmet ettin. Ne zahmeti? Yengem bir dünya yapmış. Elinize sağlık teyze. Afiyet olsun oğlum. Buyurun. Sağ ol. Buyurun teyze. Sağ ol. Şef sıkıntı olmaz normal. Niye olsun şantiyede sıkıntı? Ama ödemeler gecikince işçi millet düşüyor derdini. Haklılar, haksızlar demiyorum. Ama gecikme dediğin iki gün, üç gün. Haftasını geçirdikleri olmadı ki. Buyurun. Şefim diyorum ya bir sıkıntımız yok. Sen geldikten sonra herkes rahatladı. Herkes diyor ki biz böyle mühendis görmedik. Sağ olsunlar. Ben de hepsini çok seviyorum. Hepsi pırlanta gibi çocuklar. Neticede hepimiz memleket için çalışıyoruz. Su alır mısınız? Teşekkür ederim. Abi. Öne geçip rahat otursaydın boş koltuklar var. Oğlum ben sıkıntıya gelemiyorum. Ayaklarım darlanıyor. Ama sen uyuyacaksan. Darlık geliyorsa çıkar ayakkabılarını abim benim.
Zaten otobüs sıcak, kimse de yok. Uyuyacaksan kalkayım. Yok oğlum. Yok, otur sen baba, otur. Hayırdır abi, yolculuk? Bizim oğlan polis. Bayramda gelemediler çoluk çocuk. Torunlara dayanamıyorum. Gideyim atlayayım otobüse, gideyim göreyim dedim. Nerede polis abi? Gökhan Yıldız Manisa, 7-7.5 nöbetini vukuatsız devrediyorum. Burhan Topbayır İstanbul, 7.5-8 nöbetini vukuatsız devralıyorum. Değişin. Tertip versene o sosyete kreminde. Feda olsun kardeşime bütün sosyete. Komutanın durumu nasıl? İyi iyi. Başladı gabar maceralarını anlatmaya. Keyfi yerinde. Kardeşim onların işi zor. Biz 460 güne dayanamıyoruz. Onlar 25 sene çekiyorlar bu derdi. Tertip senin nöbetin yok. Niye ayaktasın? Uyku tutmadı be Tertip. Ayaklarım berbat durumda. Sızısından uyuyamadım. Terlik istirahati al bari komutandan. Dur kızım. İki sancıyla ölünür müymüş hiç? Oğul, oğul. Bir koşu muhtara haber ver. Karakola haber versin. Gelini sağlık ocağına yetiştirelim. Bebe ters geliyor. Maşallah maşallah. Bak ne güzel yakıştı Arif oğluma Polat abisinin kazağı. Ama Nazife nene, bu küçük Polat abim için sığıyor ki. Dillere bak. O dilin her şeyi biliyor da bilmez mi neneciğim teşekkür ederim demeyi ha? Çok teşekkür ederim. Güle güle giyin benim Arif oğlum. Polat abin de senin kadarken bu kazağını öyle severdi ki kıyamazdı giymeye. Derdi ki anneciğim sen bunu sakla ben evlenince giyeyim. Eskimesin. Karım da görsün kazağımı ya. O mu karısı Polat abinin? Yok. O kız kardeşi. Ha, ben de karısı sandıydım. Göstereyim Polat abiye kazağımı. Hadi göster bakalım. Kızınız uzakta mı? Polat abi bak senin kazan. Oo, ne kadar yakışmış sana. Çok yakışıklı olmuşsun. Değil mi Ömer dedesi? Hem de çok yakışmış. Kazak Arif'e, Arif de sana çok yakıştı. Bak Ömer baba torun istiyor görüyor musun Arif? İyi ki geldin beni kurtardın. Ben de Bincar kızı kurtarırım. Kimi kurtaracaksın mesela? Bütün dünyayı ama önce ablamı. Hadi Hülya ablanla git. Nevzat abinin oyuncakları var. Onları versinler sana. Bu yaşta oyuncak mı olur abi? Bak karı koca saklıyorlar. Git bul onları Arif. Hadi. Hadi gel. Herkese üzülüyorum ama çocuklara bir başka. Ben bu meseleye kafamı çevirdikçe gel gözüme gir oldu baba.
Mezarlıkta çıktılar karşıma. Annesi öldürdü beni. Güya bitti bu iş dediler ama... her gün ölüm haberleri geliyor Anadolu'dan. Baba bittiği falan yok. Büyük bir hazırlığın içindeler. Komutanım. Komutanım. Hayırdır Kemal Başçavuş'um? Komutanım uyandırdım ama Sarıköy muhtarı aradı. Perişan durumdalarmış. Yüklü kadın varmış. Bebek ters geliyormuş. Yollarda kar var. Kızakla çıkarmışlar yola ama yetişemez. Yolda donar ölürler diye yakarıyor. Hay Allah. Ne yapsak? Yapacak bir şey yok dedim muhtara. Ama içime de dert oldu. Askerin vaziyet durumu ne? Çocuklar uyuyor ama kadın yükte olunca... E hadi çıkar bitim de... en azından yarı yoldan alıp gelelim. Emredersiniz komutanım. Hadi çabuk. Allah'ım sen dışarıdakilere yardım et bu karda kışta. Kaptan, çay kahve bir şey ister misin? Yok gülüm, sen de git uyu artık. İstiyorsan oturayım, o kadar uykum yok. Yolda bir şey yok, sen uyumana bak. Peki. Çavuşum uyuyan yok, rahat ol. Nasıl gidiyor nöbet? Bir numara yok. Aman olmasın da. Hadi hayırlı nöbetler. Çıkarın kibritleri, araba yapacağız. Kibritler! Çabuk! Çabuk! Ver bakayım.
O kim? Büyü akrabasıymış. Konuşma sen! Hadi aşağı! Ne yapacaksınız bana? Aşağıya dedim! Yapıyorsun? Öğretmenim. Aşağıya. Ben de doğuluyum. İn aşağıya. İn. Ne bakıyorsun? Yürü lan! Yürü! Yürü! Kimlik. Kimlik. Asker mi sen? Yok, ne askeri? Yeğenim o benim. Askerim. İn aşağı. Oğul, oğul. Bırakın bu işleri. Sizin de ananız babanız var. Onun da anası babası var. Konuşma. Anamız babamız bizi oyun oynamaya göndermedi amca. Gönlünü rahat yapma tut. Yapma evlat. Yürü lan. Sıkarım kafana ha. Yürü. Geç. Ya Rabbi, ya Rabbi. Sen yardım et. Ya Rabbi, kıyma çocuklarımıza. Ya Rabbi, sen yardım et. Kimlikler. Ne iş yapıyorsun? Mühendisim. Ne işiniz var burada? Baraj inşaatı için çalışıyoruz. Kimden izin aldınız? İn aşağı. İn aşağı. Senden mühendissin? Yok, ben formenim. Senden mi baraj için geldin? Evet. O zaman sen değil. Çabuk! İn aşağı. Sen ne iş yapıyorsun? Çiftçiyim. Hadi, hadi! Gel, geç, geç, geç! Hadi! Dur, hadi! Şurada mı? Yürü! Baba, ne oluyor? Korkma ya, korkma. Hadi! Bir daha bu topraklara gelmeyin. Bizden habersiz bu topraklara gelmeyin. Gidin kendi topraklarınıza. Bir daha sakın bu topraklara gelmeyin. Bir daha bu topraklara gelmeyin. Komutanım, burası güvenli değil. Doğumu burada yapacağız. Hastaneye yetişemeyiz. Yoksa bebeği de anneyi de kaybederiz. Asker! Emniyet al! Yerlerinize marş marş! Anladın mı? Ha? Anacığım, sen de ellerini tut gelininin. Olur, olur, olur. Komutanım, komutanın adı ne? Mehmet Akif, hayırdır? Oğlum olursa adını koyacağım da. Kız olursa ne koyacaksın? Senin hanımın var mı çavuşum, adı ne? Benim anamın adını koy. Bizim hanım kıza koymamıştı, Ayşe. Başım üstüne. Az kaldı, bak geliyor işte. Hadi bakayım, bakın.
Geliyor, hadi yakın. Hadi daha kuvvetli. Hadi. Bacım. Hadi bacım, hadi bacım. Hadi bacım. Hadi. Hadi gayrı. Anam anam. Aman da şimdi anladım ben seni. Evet. Ateş altındayız. Takviye istiyoruz. Çok sayıda yaralımız var. İnanmıyorum insanlarımızın terörle yaşamak zorunda olduğu düşüncesine. Bu alışmak ya da alıştırmak değil. İnsanların hissiyatını köreltmek. Kardeş kardeşi öldürüyor. Bizim de buna alışmamız bekleniyor. Hangi kitapta yazar bu? İçim içim yiyor baba. Ama bu mücadele... güvenlik güçlerinin yürütebileceği bir mücadele. Ona şüphe yok. Herkes üstüne düşeni layıkıyla yerine getiriyor. Ama bu iş artık 3-5 çapulcu meselesi değil. Bunu kabul etmek lazım. Bizim bir yaramız var. Biz bu yarayı iyileştirmeye bakacağımıza, birlik beraberlik içinde olacağımıza, bir kısmımız diyor ki yaram yok. Bir kısmımız diyor ki yaram var. Bu yarayı kaşıyan da çok olur, kanatan da. İşte ben ona tahammül edemiyorum. Daha meselenin ismini bile koyamadık. Kimi diyor Doğu sorunu, kimi diyor Güneydoğu sorunu, kimi diyor Kürt sorunu, kimi diyor ki terör sorunu. Çocuk doğduğunda isim koyulur Ömer Baba. Çocuk 22 yaşını bitirdi, 23'ten gün aldı. 100 sene önce nasıl yaptılarsa bugün de aynısını yapıyorlar. Önce ben farklıyım diyorlar. Sonra sen farklısın diyorlar. Sonra onlar farklı diyorlar. Ateşi yakıp kaçıyorlar.
Ve biz ateşin etrafından dolanıp geçeceğimize içine girip yanıyoruz. Yanan kim? Hepimiz. Nasıl söndüreceğiz? Sabırla, merhametle, inatla, adaletle, güçle, akılla, inançla, birlikle, beraberlikle. Bu bir yangındır. Yangında bir tek analar çocuklarının derdine düşer. Onun haricinde kimse kimseyi tanımaz. Bu yangını söndüreceğiz. Hiçbir şeyle değilse anaların gözünden akan yaşla. Dün gece Tem otoyolunda meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yetkililer dün gece gerçekleştirilen terör eylemlerinin terörist bile uyumlu bunlar uyuyor olduğunu söylemekten ileri gitmezken, uzmanlar bu tip eylemlerin Türkiye'nin Irak politikası ile ilgili olabileceğini vurgulayıp uluslararası güçlerin insanlar öyle bunlar hala yalan olan peşinde. Terör bataklığında namussuzlar. Sayın seyirciler, dün gece gerçekleşen 3 ayrı olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Terör örgütünün yurt dışından yayın yapan internet sitelerinde de saldırılara ilişkin bir açıklama yok. Ancak bölgedeki muhabirimizin yetkililerden edindiği bilgilere göre saldırılarda kullanılan yöntemler tek bir adresi gösteriyor. Bu eylemler çok ciddi. Küçük hesap peşinde koşmasınlar. Yeni bir oluşum var. Bu eylemler onun göstergesi. Örgütün başı içeride olduğu için bu eylemi pazarlık unsuru olarak değerlendireceklerindir. Halbuki bu pazarlık değil. Bu tablo örgüt içerisinde birinin yeni bir örgüt kurduğunun resmidir. Dün gece bu adam apaçık icazet aldı. Bu eylemleri yine de zafiyet göstermek istemeyen örgüt üstlenir. Ve yeni oluşumu tasfiye etme yoluna gideceklerdir. Ama bunu başarabileceklerini sanmıyorum. Abi, örgüt kendi içlerinde kimleri yok etmedi ki? Bu adamlar öncekilerden daha mı güçlü? Daha organize. 22 senelik tecrübeleri var. Örgütün lider kadrosu içeride. Bunu lehlerine çevirecekler. Onları pasiflikle suçlayacaklar ve eylemleri metropollere taşıma yoluna gidecekler. Bu da onlar için taban demek, maddi imkan demek. Yeni oluşumun başındaysa muhtemelen serop. Bunu lehlerine çevirecekler. Onları pasiflikle suçlayacaklar ve eylemleri metropollere taşıma yoluna gidecekler. Bu da onlar için taban demek, maddi imkan demek. Yeni oluşumun başındaysa muhtemelen sero var. La ben de diyorum ki, niye bölgede herkes sero aşağı, sero yukarı deyip geziyor? Dayı, önce kendi kamuoylarını hazırladılar. Dün gece de işin startını verdiler. O zaman İmralı'dakinin hiçbir gücü kalmadı mı? La bir taraftan Memati de doğru söylüyor. Talabani ile Barzani yiyemedi onu. Bu sero mu yiyecek? Dayı, yemediklerini ne yapıyorlar? Derin dondurucuya kaldırıyorlar. Gün gelip yemek için. Yaltaklı yine bizi yazmış. Ne diyor? Her şey bizim yüzümüzdenmiş. Peki sen ne diyorsun? Bu yaltakçı yaltaklı bize mi özenip zamanında belinde silahlarla gazete basmış diyorum. Peki ben ne diyeyim? Sabah sabah sinirimi bozma Hikmet. Madem herifin ne olduğunu biliyorsunuz, okumayın olsun bitsin. Bu yaltakçı tetikçi bize bir daha saldırırsa o zaman çok ağır konuşacağım. Dua etsin bu sefer gündem çok başka. Usta, bir şey yapmadan oturacak mıyız peki? Yapacağız Memati. Çok şey yapacağız. Yeter lan. Aynı oyun, aynı oyun. Yazık şu millete. Türküne de yazık, Kürdüne de yazık. La hepimizin yiyeceği bir parça ekmek. Neyin kavgasındayız?
Ne işiniz var sizin Polat Alemdar'da? Abi bizim onlarla bir işimiz yok. Burayı nasıl bulduklarını da bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Halo senin eski han değil mi? Abi ben haloyu görmeyeli seneler oldu. Bizim malları onlara mı pazarlamaya kalktınız? Vallahi da billahi da yok abi. O zaman niye öldürmediler oğlum sizi? Niye malları telef edip sizi bıraktılar? Ben ne bileyim abi. Ne söyledin benim hakkımda? Ben anlamadım ki Can Polat. Nerede görünmüş İstanbul'un göbeğinde uyuşturucu imal ettirdikleri? Kim bu Ferhat, araştırdınız mı Memati? Abi araştırdık ama bir şeye ulaşamadık. Tek bildiğimiz esmer genç bir çocuk. Dayı bir daha bakın şu Ferhat'a. Altından ne çıkacak? Bakalım Can Polat. Sorduk gerçi ama bir daha sorduralım. Büyük bir ihtimalle kod ismi Ferhat. Yeni çıkmış adamlarsa kayıtlarda yoktur bunlar. Ama illaki bir şeyler buluruz. Nasıl ödeyeceksiniz zararı? Nasıl diyorsan öyle ödeyelim Ferhat abi. Nasılsa ödeyemezsin. Bari izin kalmasın. Sıkın kafalarını. Ferhat abi! Ferhat abi! Ferhat abi! İstemem. Ben ona sütümü helal etmem. Yahu hala. İnat edip şu Arif'i üzmenin alemi ne? Gelirse her hanım. Öper hem Polat abinin elini hem senin elini. Söz okulumu bitireceğim. Kanunsuz işlere girmeyeceğim der. Olur biter. Sen inat görmemişsin oğul, oğul. Kime çekmiş? Sana çekmiş. Bana çekseydi kardeşini, anasını bırakıp da o uğursuzların peşinden gitmezdi. Bak beni burada şişirme hala. Vallahi halamın kızı filan anlamam. İki tokatta ben atarım. Ablamı ver hanıyı. Nerede o günler? Başında büyük yok. O yüzden oldu. Babası olaydı. Ağabeyleri olaydı. Asi olur muydu? Artık büyük var başında diyorum. Hayır söyle, hayır olsun hala. Demek bunları da bir kandıran var. Gerek ciple, gerek tiple. Erhan Bey, ablam yiyor, sen çok seversin. Arif'im, hala kızını sevmez mi insan? Bir o Ferhat'ı soracağım. Bakayım kimmiş o Ferhat. Hayırdır dayı? Hayır Can Polat, hayır. Sen Tahir Bey'i duymuş musun? Duydum dayı. Ne kadarını duydun? Bölgede sevilen sayılan bir insan olduğunu, eski milletvekili olduğunu, büyük bir aileden geldiğini duydum. Başka ne duymam gerekiyordu? Yok, bu kadar da yeter duymak için. Beni aradı Tahir Bey. Bir görüşmek istiyormuş. Görüş dayı. La ben her zaman görüşürüm. Seninle görüşmek istiyormuş. Konu? Sero. Arkadaşlar.
arkadaş rahat etseydi biz konuşurken. O duymaz. Siz nasıl uygun görüyorsanız. Dün gece varlığımızı ve halkımızın geleceğinin bizim gösterdiğimiz yol istikametinde olduğunu ispat ettik. Bize ve halkımıza verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. Eylemleriniz gücün sende olduğunu gösterebilir ama halkının yanında olduğunu göstermez. Gücün için seni destekleyebilirim ama bana söyle, halk desteğini ne vaat ederek alacaksın? Seher. Sen Seher'sin değil mi? Sen kimsin? Annenle ve kardeşinle ilgili bir sıkıntı var. 2 dakika görüşebilir miyiz? Polis misin? Değilim. Annem bize geldi. Çok üzülüyor senin için. Sen kimsin diyorum. Benimle geleceksin. Ne yapıyorsunuz? Arif seni özlemiş. Bağırıp çağırma. Sana bir şey yapacak halimiz yok. Ne kıvranıp duruyorsun Abdüley? Bir şey mi var? Var abi. Abi seninle görüşmek istiyorlar. Kim görüşmek istiyor? Alperler. Yani? Teşkilat. Benim herkese kapım açık. Buyursun gelsinler. Onun için değil abi. Yeniden görev almamızı istiyorlar. Biz bu saatten sonra kimseden emir almayız demedin mi Abdüley? Emir komuta yok abi. Ama bir şemsiyenin altında olmak bizim için de iyi değil mi? Biz ne vasıfla mücadele edeceğiz onunla bununla? Abdüley, bizim görevimiz de devam ediyor, hizmetimiz de devam ediyor. Birim feshedilir ama insanların görevi feshedilmez. Hem kardeş söyle bana. Şimdi ben onların şemsiyesi altına niye gireyim? Daha önce orada değil miydim? Ne çatlı demedikleri kaldı, ne mafyalığım kaldı. Şimdi ben bu işe girdim diye adımın başına bir renk mi koyacaklar? Benim adım kırmızı mı olacak? Zamanında neredeydiler, herkes üstümüze gelirken? Mahkeme yüzü görmeyip bir sürü kanunsuz iş yapan adam varken bizi mahkemede yalnız bıraktılar. Devlet görevi yaptığımız için beraat ettik ama gazeteler bangır bangır yazdılar suç lideri serbest bırakıldı diye. O zaman neredeydiler? Allah hayırlarını kabul etsin. Sağ olsunlar, var olsunlar abi. Usta, gözümüz aydın. Hayırdır Memati? Ferhat yakında karşımıza çıkar. Tozcuları infaz etmişler. Artık bizi biliyorlar. Ve bizim onları bildiğimizi de biliyorlar. Ferhat kim abi? Büyük ihtimalle bu Seron'un İstanbul'daki adamlarından. Benim halkım cahil. Benim halkım asırlarca feodal güçler tarafından sömürülmüş, ezilmiş, horlanmış, aşağılanmış. Benim halkım lider istiyor. Ona yön gösterecek bir çoban istiyor. Benim halkımın başka hiçbir beklentisi yok. Olamaz. Çünkü en aşağısına bile razılar zaten. Yoksa bu 84 yıllık süreci başka nasıl izah edeceksiniz? Sen halkını hiç tanımıyorsun. Ben her gün onlarla iç içeyim. Kaç senedir dağdasın.
Halkımın mücadelesi için bireysel özgürlüklerimden feragat etmem yüzünden suçlanamam. 150 senedir senin halkını ikna etmeye çalışıyoruz. Türkler sizin düşmanınız, Türklerle savaşın diye. Senin halkın mı cahildir? Senin halkın kimin yanında yer alacağını çok iyi biliyor. Cahil dediklerin senin yanında. Ağır konuşuyorsunuz. Bunlar gerçekler. Sen haklı olsaydın bugün Kürtlerle Türkler, Irak'ta Şiilerle Sünniler gibi birbirini öldürürdü. O zaman da gelecek. Özgürlüğümüz için benim önderliğime ihtiyaçları var. Ben bu lafları daha önce de duydum. Her beyanında bana sadakatinden bahseden liderin teslim edildiğinde daha ilk cümlesinde hizmet etmeye hazır olduğunu ifade etti. Bu mu sizin bize sadakatiniz? Onun yapamadığını sen mi yapacaksın? Seheri alanlar polis miydi, istihbarat mı? Bilgim yok. Ne demek bilgim yok? Evlere söyleyin, tetikte olsunlar. Hoş geldin bacım. Ne ben, ne yüksek konseyim, ne de halkım sizin desteğinizi unutmayacağız. Ve size hep sadık olacağız. Topraklarımızda bağımsız bir devlet sizinle bizim aramızda güçlü ve kalıcı bir ittifak da sağlayacaktır. Nasıl? Bizim diğerlerinden farkımız şu olacak. Biz iki halkın bir arada yaşamak zorunda olmadığına ve halkımızın bağımsızlığı hak ettiğine inanıyoruz. Ve halkımızı da buna inandıracağız. Tabii ki bunun yolu güçlü eylemler olacak. Sınırlarınız? Biz diğerleri gibi belirli bir bölgede otonomi değil, Türkiye'nin tamamından pay istiyoruz. Başta İstanbul olmak üzere bütün metropoller. Sen bana İstanbul'u ver, ben sana bütün Orta Doğu'yu vereyim. Ben size bu ülkeyi böleyim. Siz nereyi istiyorsanız alın. Sadakatini ispatla. Nasıl? Benim adamım olacaksan, benim adamlarım gibi sadakat isterim. Hazırım. Sence sadakat nedir? Gerekirse ya da emredilirse kendini feda etmektir. Emrediyorum. Ben her adamımdan aynı sadakati beklerim. Çünkü ben onlara istedikleri her şeyi veririm. Sero, artık lider sensin. Kız seni dinlemezse? Dinlemezse yapacak bir şey yok. Herkes kendi kaderini yaşar. Abi bunlar biraz şey olur. Ne olur Abdüle? İleri geri konuşur. Konuşsun Abdüle. Benim umurumda olan o değil. Arif. Refika bacıya bak. Öyle bir yere soktu ki mevzuyu. Bu iş ya hallolur ya... Nerede olur? Siz oturun. Ben konuşup geliyorum. (Gülüyor)
Refik anneyle kızı kalsın bir tek. Çocuklar, siz Arif'i gezmeye götürün. Sen kimsin ki emir veriyorsun? Kız. Kız, seni ellerimle gebertirim. Saygısızlık etme. Seninle konuşan yok. Abla. Seni doğuracağıma taş doğursaydım. Anne, bir sakin ol. Bak güzelim. Ben senin güzelin değilim. Bak kızım. Ben senin bacın da değilim. Seher. Hangi ideolojik fikir anneni ve kardeşini üzmeye değer? Benim annem halkına ihanet edip senin gibilerle işbirlik içindeyse benim öyle annem yok. Benim için halkımın özgürlüğü var. Arif, onun özgürlüğü ne olacak? Onun hayatı ne olacak? Arifler özgür olsun diye mücadele ediyoruz. Seni Arif'e kurban keserim ben. Dokunma gınalı kuzuma. Ana.